Arkadaşlar merhaba. Bu hafta sizlerle beraber vahşi doğada pusula yapma konusunu inceleyeceğiz. Zor koşullarda kaldığımız zaman nasıl doğal kaynakları kullanarak pusula yapabiliriz bunu göreceğiz. Aynı zamanda kendimizi yanımıza taşıyabileceğimiz bir pusula yapmaya çalışacağız. Sulu bir pusula olacak bu. Daha önce çekmiş olduğumuz hayatta kalma kiti videolarına yapılan yorumlarda kit içerisine pusula koymadığımız çokça tartışılmıştı. Biz o kit içerisine aslında doğada pusula yapmak için kullanabileceğiniz bütün malzemeleri yerleştirdik. Sadece bunları bir araya getirip pusula yapmak kalıyor geriye. Aynı zamanda pusula yapmanın hiç de zor olmadığını göreceğiz hep beraber bugün. İsterseniz şimdi projemize başlayalım. İlk başta hayatta kalma kiti içerisindeki malzemelerimizle nasıl pusula yapabileceğimizi inceleyelim. Ardından kendimize yanımıza taşıyabileceğimiz sadece pusulamızı yapacağız. İlk başta pusulayı yapabilmek için bize durgun bir su kütlesi gerekiyor. Bunu isterseniz yanınızdaki mataradaki suyu kullanabilirsiniz. İsterseniz dereden su alıp veya gölden su alıp yapabilirsiniz. Önemli olan suyun durgun hiç olması ve hareketsiz kalması. Biz burada kap kullandık. Ancak siz suyu durgun su bulamıyorsanız bir yaprak parçasını, büyük bir yaprak parçasını havuz haline getirip onun içerisine suyunuzu koyabilirsiniz. Önce kitimizin içerisinde koyduğumuz kağıdımızdan bir parça kesiyorum. Hayatta kalma kiti içerisine koyduğumuz kağıttan bir parça. Eğer o kağıdı kullanmak istemezseniz herhangi bir yaprak parçası da olur. Hiç önemli değil. Önemli olan bunu suyun üzerine koyduğumuz zaman iğnenin ağırlığını taşıyabilmesi. Ardından kitimizin içerisinde olan iğnelerden toplu iğnelerden bir tane alıyoruz. Dikiş iğnesi de olur. Önemli olan metal olması. Ardından çakımızı çıkartıp iğnenin güneyi göstermesi gereken ucu bir müddet çakımıza sürtüyoruz. Bunu iğneyi mıknatıslandırmak için yapıyoruz. Ardından kağıdımızı veya yaprağımızı suyun üzerine bırakıp üzerine iğnemizi bırakıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dönmeye başladı bile. Şu anda iğnemizin ucu kuzeye doğru dönmek üzere. Evet, dönme durdu. İsterseniz sağlamasını yapalım. Tabii şu anda bu pusulada gördüğümüz, yani kendi yaptığımız pusulada gördüğümüz kuzey manyetik kuzeyi gösteriyor bize. Normal pusulayla karşılaştırdığımız zaman birazcık sapma olacaktır. Görebildiğiniz üzere pusulamızdaki kuzey ile iğnenin gösterdiği kuzey aynı yerde. Şimdi saatimde biraz bunu görmek zor olabilir. Şöyle isterseniz sağlamasını telefondan yapalım. Telefon olduğu için bulması biraz uzun sürüyor. Tam kuzeyi. Evet, sanırım şu anda buldu. Bahsettiğim gibi manyetik kuzeyle gerçek kuzey arasında birazcık fark oluyor. Dolayısıyla bunu tolere etmek gerekiyor. Şu anda bizim yaptığımız pusulamız manyetik kuzeye göre gösterim yapıyor. Şöyle, dilerseniz ben şöyle bozayım pusulayı ve tekrar yavaş yavaş kuzeye geldiğini göreceğiz. O kuzeye doğru ilerlerken biz diğer projemize geçelim isterseniz.
Diğer projemizde ben böyle bir kutuyu kullanmayı tercih ettim. Bunu yanımıza taşıyabileceğimiz bir pusulaya dönüştüreceğiz. Neden böyle bir pusula yapma ihtiyacı hissediyoruz? Piyasada çok ucuza çok güzel pusulalar satılıyor. Hatta o kadar ucuz ki artık 1 liraya bile basit bir pusula satın alabiliyorsunuz. Ama burada önemli olan nokta bu pusulayı kendimizin yapabiliyor olması. Yapıp bunu başarabilmek önemli olan, çok keyifli, çok eğlenceli bir proje olacağını düşünüyoruz bunun da. Pusulamızın gösterge kısmı burada olacak. İçerisine su dolduracağız ve gene bu projemizdeki mantıkla aynı mantıkla çalışacak ama birazcık daha sağlıklı olmasını istiyoruz. Biz onun için bir parça mantar kullanacağız sürekli yüzmeyi sağlaması için. Bir parça mantar kesiyorum. Arkadaşlar bakın çok ilginç bir şey oldu. Ben şeyi keserken, mantarı keserken bu tip pusulara dikkat etmeniz gereken nokta manyetik alanlardan ve metallerden çok fazla etkileniyor olması. Bakın çakım benim metal. Çakım yaklaştırdığım zaman yön değişiyor, pusulamız bozuluyor. Uzaklaştırdığım zaman tekrar eski konumuna geri gelecek. Bu tip pusulaları kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta metal madenlerine, metal yataklarına, metali olabildiğince uzakta durmak gerekiyor. Ki doğru ölçüm yapabilmemiz için bunu bu şekilde yaşamamış olmamız da çok ilginç ve iyi oldu. Çünkü bunu videoda anlatmaya çalışsak çok çok daha zor olurdu büyük bir ihtimalle. Bir parça mantar aldım. Eşit olarak bir disk çıkartmaya çalıştım ben buradan. Daha düzgün keserseniz daha güzel olacaktır. Şimdi burada önemli olan nokta gösterge tarafına yönlerimizi yazacağız. Bu sefer kestiğim mantara takacağım iğneyi mıknatısla kutuplayacağım. Çünkü manyetik özelliğinin kaybolmasını istemiyorum ben iğnenin. Arkadaşlar evet pusulalarımız hazır. Gördüğünüz gibi diğer pusulamızda yaptığımız pusulamızda sorunsuz çalışıyor. Bu pusulayı kullanmak için bu sürekli yanınıza taşıdığınız pusulanız ve içerisine çalışması için sadece su eklemeniz yeterli. İçerisindeki su durulduğu zaman kendisi kuzeye göstermeye başlayacak. Bunun içerisindeki su biraz hareketli olduğu için bu oynamaya başladı ama şöyle durdurursak kendisi yine kuzeyi bulacaktır. Evet, bu da kuzeyi buldu. İsterseniz bir de sağlamasını yapalım arkadaşlar. Pusulam burada benim tekrar. Bunu bulması daha uzun sürdü nedense.
Evet. Üç pusulamız da kuzeye gösteriyor şu anda. Bu pusulamızı da kullanmadığımız zaman içerisindeki suyu boşaltıp kapatarak çantanıza koyabilirsiniz. Ben yalnız buna bir şey daha eklemek istiyorum. Sanırım böyle daha iyi olacak. Evet arkadaşlar, projemizi tamamladık. Gerçekten güzel ve kullanışlı bir tane pusula oldu. Bu projemizde yön bulmak için hayati önem taşıyan pusulaları incelemeye çalıştık arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Gerçekten güzel ve eğlenceli bir projeydi. Kısa sürdü. Şimdi size bu tip ekipmanlarınız olmadığı zaman nasıl yön bulmanız gerektiği konusunda farklı bir tüyo vermek istiyorum. Pusula haricinde yön bulma yöntemlerinden bir tanesi de kol saatidir. Ama tabi akrep ve yelkovanlı kol saatlerinden olması gerekiyor. Dijital kol saatleri yön bulmak için uygun değil. Örnek vermek gerekirse bu saatimizde kuzeyi ve güneyi bulmaya çalışacağız. Akrep ve yelkovanlı saatlerde yön bulmak için güneş olması gerekiyor arkadaşlar. Geceliğin kullanamıyoruz bunu. Saatimizin akrebini güneşe çeviriyoruz ve 12 ile saatin akrebiyle 12 arasındaki aşı ortayı da bize güneyi gösteriyor. Şöyle özetleyelim. Güneş tam karşımızda veya yukarı doğru saat 3.30-4 civarı diyelim ve yazın sıcağında güneşin ne tarafa doğru battığını kestiremiyorsak saatimizin akrebini güneşe çeviriyoruz. Yani akrebiyle güneşe nişan alıyoruz. Saatin güneşin burada olduğunu düşünürsek şu anda ona nişan aldık. Saat 12 ile akrep arasındaki mesafenin tam ortası yani burası arkadaşlar bize güneyi gösterir. Burası da kuzeyi gösterir. Bu şekilde yaparak kol saatinizde yön bulabilirsiniz. Bu da en çok kullanılan metotlardan bir tanesidir. Tekrar edeyim. Şimdi güneşin bu sefer bu tarafta bu doğrultuda olduğunu düşünelim. Akrebimizle güneşe nişan aldık. Saat 12 ile akrep arasındaki mesafenin tam ortası yani yaklaşık şurası bize güneyi gösterir. Tam zıt kısmı da kuzeydir. Yani saatimi hemen düzeltiyorum. Burası güney ve burası da kuzey oldu. Bu da yön bulma yöntemlerinden bir tanesi arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. İzlediğiniz için ayrıca teşekkür ederiz.